Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Beldelerini sahipsiz bırakma. Ya Rabbi İslam'ı ve Müslümanları sahipsiz bırakma. Ya Rabbi Filistin'i sahipsiz bırakma. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. Şimdi yürüyüşümüz öncesinde duamızı gerçekleştirmek üzere. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler Türkiye. Kudüs'üne, namusuna, iffetine, ana sütüne sahip çıkacaklar. Haksız ve hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. Biz hepimiz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Kudüs çok anlamlı bir belde. İnsanlık tarihi kadar eski. Bütün peygamberlerin, önemli nebilerin mekanı, yurdu ve yaşam alanı. Dünya tarihi boyunca Kudüs'e hep savaşlar yapılmıştır. Hedef huzurdur, hedef iyiliktir, hedef Müslümanlıktır, hedef insanlıktır. Tarih tekerrür ediyor. Eğer oradan ibret alırsak elbette tekerrür etmez. Bugün yine zalimler iş başında. Kendi siyasi kariyerleri için, kendi sıkıntıları için dünyanın en kadim şehrine ve iyiliğin başyapıtına böyle bir şehre saldırmanın tek izahı olur. O da sadece şeytanlıktır ve zalimliktir. Türkiye her zaman bölgenin barışının, istikrarının, huzurunun teminatı olmuştur. Ecdadımız da böyleydi, bugün de böyleyiz ve reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz bölgenin liderliğini ve asil duruşunu ortaya koymaktadır. Yaşasın Kudüs. Yaşasın. Yaşasın huzur. Yaşasın insanlık ve kahrolsun zalimler.